Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz bu modelin anlatımını yapacağım. Ajurlu bir model ve de çok güzel, gösterişli hem de çok kolay, çabuk da ilerleyen bir model. Bu modeli istediğiniz bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel, kabartmalı bir tonu var. Böyle yakından da göstereyim sizlere. Evet, burada orta kalınlıkta bir iple ben 4 numara şişle çalıştım bunu. Böyle. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzü de çok güzel temiz görünüyor. Evet, bu şekilde. Şimdi burada sizlere Alize Angora'nın simli bir ipiyle, güzel mavi bir tonda ipiyle 2,5 numara şişlerimle modelimin anlatımını yapacağım inşallah. Modelimize önce ilmek atarak başlayalım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşmak üzere 2 ve katları şeklinde her ne örecekseniz hesaplayacağız. Hesaplayacaksınız. İkişer tane de birer tane de kenarları ilmek verirsiniz. Bu şekilde başlarız. Evet, ilmeğimi şişime taktığım ilmeklerimi atıyorum şimdi. Çok sıkı olmamak üzere şöyle ilmeklerimi atayım. İlmeklerimi atarken kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz yayınlamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bu modelin altına isterseniz lastik uygulayabilirsiniz. Her türlü lastiğe de uygun olur. Ben şimdi burada bir 2-3 diş haroşa öreceğim. 2 sırada örsem yeterli. Üzerine hemen modelin anlatımına geçeceğim. İlmek sayılarımı sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40 tane ilmeğim var. Yeterli bu. Haroşalarımı düz ördüğüm için ben ilmeklerimi düz yönde örmeye devam edeceğim. Ben şimdi şöyle iki sıramı geçeyim. Model anlatımında buluşalım. Evet. İki sıra şöyle düz olarak ördüm. Arka yüzden ve düz yüzden. Şimdi burada örgümün düz yüzü, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördükten sonra iki tane ilmeğimi sola doğru bir kesim yapıyorum. Sola doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Burada hemen iki tane ters ilmek örüyorum. İki ters ilmek ördüm. Yine sola doğru kesim yapıyorum. Sola doğru kesim yaptım. Bir doladım. Ardından iki tane ters ilmek örüyorum. Sola doğru kesim yapıyorum. İki ilmeği beraber sola doğru örüp kestim.
bir doladım, iki tane ters örüyorum. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Sola doğru kesim yapıyorum, dolama yapıyorum, iki tane ters örüyorum. Sola doğru kesim yapıyorum, dolama yapıyorum, iki tane ters örüyorum. Önce sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum, sonra dolama yapıyorum ardından. Dolamanın ardından iki tane ters örüyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. İki ters, iki tane sola doğru kesiyorum, dolama yapıyorum, iki ters. Bu şekilde iki ters örüyorum. Buradaki iki tane ilmeğimi de beraber öreyim. Modelimin arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak örerek devam ediyoruz. Dolamaları ve kesme ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 2 düz, 2 ters olarak devam ediyor modelimin arkası. 2 düz, dolama ve kesmiş olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Ters sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine burada görmüş olduğumuz, yine aynı işlemi yapacağız. Sola doğru kesim yapıyoruz. Sola doğru kesimden sonra bir dolama, iki tane ters ilmek. Sola doğru kesim, dolama, iki tane ters. Sola doğru kesimimi yaptım, dolamamı yaptım, iki tersimi örüyorum. Bu sırayı da aynı bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde buradaki görmüş olduğumuz bu ajurlar 1 2 3 4 5 6 tane olana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Önce kesim yapıyoruz, sonra dolama yapıyoruz. Dolamadan sonra iki tersimizi örüp yine kesim yapıyoruz. Dediğim gibi model çok kolay ve gayet de gösterişli bir model. Örgümün arka yüzünde yine tersleri ters, düzleri düz olarak örüp devam ediyoruz. Modelimin ön yüzüne gelince yine bir farklılık yok. Aynı o şekilde deminki yaptığım gibi. Önce kesip sonra dolama yaparak peşinden tersleri örüyoruz. 6 tane şu ajurlar 6 tane olana kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bu 6 tane olana kadar devam edeceğim. Sonra devamında yine göstereceğim. Evet, ben 6 tane modelimi yaptım. Geldim, örgümün ters yüzündeyim. Tamamlıyorum şu anda. Ters yüzden 2 ters, 2 düz olarak devam ediyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde oldu şu anda. Şimdi modelimizin diğer kısmına geçiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım.
ters ilmeğimi ördüm. Şimdi burada önce kesip sonra artırdığımız modelimizi, bu defa önce artırıyoruz, sonra sağa doğru kesim yapacağız. Bu şekilde iki ilmeğimizi sağa doğru kesim yapacağız. Önce artırdım, sağa doğru kesim yaptım. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Bu iki ilmeğimizi sağa doğru kesim yapacağız. Önce artırıyorum, sonra iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyoruz. Bir öncekinde sola doğru kesim yapıp sonra artırma yapıp terslerimizi örmüştük. Şimdi tersimi örüyorum, iki tane tersimi. Önce artırıyorum, sonra iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İki tane tersimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi beraber sağa doğru örerek kesim yapıyorum. İki tane tersimi örüyorum. Modelimizde sadece ilk önce sola doğru kesim oluyor. 6 tane olduktan sonra bu şey ajurlar, ondan sonra sağa doğru kesimi yapıyoruz. 6 tane de bu tarafa doğru yapacağız. Bunu tabii ki sizin zevkinize göre, bebek örgülerinde falan uygularsanız bunun sayısını azaltabilirsiniz de, çoğaltabilirsiniz de, örgünüzün neye öreceğinize, neye uygulayacağınıza bağlı olarak. Dolama yaptık. Dolamamızı yapıp kesmemizi yaptık. İki tane tersimi örüyorum. Dolamamı yaptım, sağa doğru kesimimi yaptım. İki tane tersimi örüyorum. Dolamamı yaptım. İki tane tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzde yine iki ters iki düz olarak devam ediyoruz. Bu şekilde yine 6 tane olana kadar ajurlarımız devam edeceğiz. Ben şimdi 5 tane yapıp ilerleteyim, sonra yine görüşelim. Evet. Ben şimdi 5 model yaptım. 6. modelimi de yine beraber yapalım. Burada dolamamı yaptım. Dolamamı yaptım, sağa doğru kesimimi yaptım. 2 tane tersimi ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. Bu iki ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Kenardaki terslerimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzünde tersleri ters, düzleri düz olarak devam ediyoruz. Ters yüzümü de örüp bitirdim. Modelim bu şekilde tamamlandı. Şimdi alttaki modelimizi tekrar kuracağız burada. Bunun da kurulumunu tekrardan bir göstereyim. Ters ilmeklerimi ördüm kenar ilmeğimle beraber. Burada yine aynı ilmekler. Aynı ilmeklerimi sola doğru kesim yapacağım. Önümde gelen artırıp örülmüş ilmeğimle beraber burada kesme ilmeğini, ikisini beraber sola doğru kesim yapıyorum ve dolamamı yapıp iki tane ters ilmeğimi örüyorum. İki tane kesim yapıyorum sola doğru. Dolamamı yapıyorum, ters ilmeklerimi örüyorum. Yeni modelimizi geçişimiz de bu şekilde.
Önce kesim yapıyoruz. Sonra dolama yapıyoruz. Terslerimizi örüyoruz. Sola doğru kesim yapıyorum. Dolama yapıyorum. Terslerimi örüyorum. Bu şekilde sola doğru kesimi yaptım, dolamamı yaptım, iki tane tersimi ördüm. Önceki ilmeğimi kesiyorum, dolamamı yapıyorum, iki tersimi örüyorum. Evet, modelimiz böyle. Burada da alize angora ile anlattım. Çok da kibar durdu bence. Bundan sonra ters yüzde yine aynı. Tersleri ters, düzleri düz. İki ters, iki düz olarak çok da hoş bir model. Devam edeceğiz böyle. Evet. Bugünlük de bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.